Güzel koku sürmeyi terk etme. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Güzel koku tılsımdır. İmam Rıza aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Güzel koku sürmek enbiyanın ahlakındandır. İmam Rıza yine şöyle buyurdu. Enbiyanın ahlakından biri de güzel koku sürmektir. Hazreti İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, güzel koku sürmek Resullerin sünnetindendir buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel koku için yemekten daha çok harcama yapıyordu. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, güzel koku kalbi güçlendirir. Bir başka hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Güzel koku kalbi güçlendirir ve gücü arttırır. İmam Kazım aleyhisselam buyurdu ki, İnsana her gün güzel kokudan istifade etmek yakışır. Eğer her gün yapamazsa, gün aşırı güzel koku sürmelidir. Bu da mümkün değilse, her cuma günü güzel koku sürmeyi terk etmemelidir. İmam Sadık aleyhisselam, oruç tuttuğunda güzel koku sürüyor ve şöyle buyuruyordu. Güzel koku, oruçlu kimsenin hediyesidir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, eğer oruçlu kimse günün başlangıcında güzel koku sürerse, aklını kaybetmez. Bir başka hikmetli sözünde ise şöyle buyurdu. Her kim günün başlangıcında güzel koku sürünürse, akşama kadar aklı kendisiyle olur. İmam Cafer aleyhisselam şöyle anlatıyor. Osman bin Mazun, Allah Resulüne şöyle arz etti. Güzel kokudan istifade etmeyi ve benzeri birkaç şeyi ki adını zikretti, terk etmek istiyorum. Bunun üzerine Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Güzel koku sürmeyi terk etme. Zira melekler müminin güzel kokusunu koklar. O halde en azından cuma günü güzel kokudan istifade et. Enes bin Malik şöyle diyor. Allah Resulüne güzel koku verilince onu reddetmiyordu. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel koku ve tatlıyı reddetmezdi. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müminlerin emirine güzel kokulu bir yağ verildi. Hazreti Ali aleyhisselam yağ süründüğü halde yeniden yağ sürdü ve şöyle buyurdu. Biz güzel kokuyu reddetmeyiz. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim Allahu Teala için kendisine güzel koku sürerse, kıyamet günü kokusu keskin miskten daha güzel olur. Her kim de Allah'tan başkası için güzel bir koku sürünürse, kıyamet günü leşten daha kötü kokar. Yine şöyle buyurdu. Kadınların sürdüğü kokunun rengi aşikar, kokusu ise gizlidir. Erkeklerin süründüğünün ise kokusu aşikar, rengi ise gizlidir. Allah'ın sevgilisi bir başka hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Siz kadınlardan biri namaza hazır olunca güzel koku sürmesin.